Şunu bilin ki Amerika her ulusun ve her erkeğin, kadının, çocuğun huzur ve barış dolu bir gelecek arayan herkesin. İşte yine birlikteyiz. Dünya düzeninde zalimlerden, mazlumlardan ve direnenlerden söz edeceğiz. Nasıl bir dünya düzeni kurulmuş, kimler bu düzeni kuruyor, kimler kurulan düzenin altında yok oluyor? Amerikan tertibi yeni dünya düzeni acaba eskidi mi? Bu soruları soracağız. Hitler dünyaya egemen olma hayaline yeni nizam adını vermişti. Amerika onu takip etti. Emperyalizme yeni dünya düzeni dedi. Biz bu programda dünyaya egemen olmak isteyenlerin sisli planlarından örnekler sunmayı hedefliyoruz. Batı'nın hayatımıza koyduğu ambargoları konuşmak istiyoruz. Türkiye tarihinin kavşak noktalarına bakmak ve değişimi beraber değerlendirmek istiyoruz. Dünyaya yeni bir düzen düşünenlerin cebimizden beynimize, dilimizden dinimize uzanan yıkıcı etkilerinden söz etmek istiyoruz. Ve nasıl bir düzen sorusunu sormak istiyoruz. Büyük balığın küçükleri yediği, güçlünün güçsüzü parçalayıp yuttuğu, orman kanunları içinde hayvani güdülerle yaşamak mı, yoksa insanlaşmak mı? Daha çok üretmek, daha çok öğrenmek, daha çok uygarlık, daha çok bilim mi? Yoksa ormanın kuytu karanlıklarında daha güçlünün gelip bizi yutmaması için çabalayıp durmak mı? Bizden güçsüz olanları vurup kaçmak mı? Nasıl bir düzendir bu böyle? Gelin dünya hakimi olma iddiasındaki Amerika'nın yeni başkanı ile başlayalım. Acaba Amerikan seçimlerini ve siyahi lideri Türk basını okuruna ve izleyicisine nasıl aktardı? İlk duyduğumuz yeni Amerikan Başkanı Obama'nın orta adıydı. O bizdendi. Adı Hüseyin'di. Kenyalıydı babaannesi. Yüzyıllardır ezilmiş Kunta Kinte'lerden biri ilk kez en yukarıdaydı. Obama Beyaz Saray'da birinci ayını doldurdu. İşte yeni Amerikan İmparatoru. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Büyük bir pazarlama operasyonu gerçekleştirildi. Amerika'da 2008'in en iyi reklam kampanyası ödülü Obama'nın seçim kampanyasına verildi. Amerikan sistemine sert eleştirileriyle ünlü düşünür Noam Chomsky, Amerika'da seçim çalışmaları kozmetik ürünler gibi pazarlanıyor. Ha diş macunu almışsın, ha başkan seçmişsin, farkı yok demişti. We are faithfully the present office of President of the United States. The office of President of the United States faithfully. And will to the best of my ability. And will to the best of my ability. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect and defend. Reklam kampanyası çok başarılıydı. Ve sonunda Amerika 44. başkanını alkışlıyordu. Yerde gökte umudumuz Obama afişleri vardı. Krize çözüm de ondaydı, savaşa dur diyecek olan da Obama'ydı. Beyaz Saray'daki ikinci gününde Pakistan sınırı bombalandı.
Göreve gelirken de söylediği gibi Afganistan Amerika'nın gündeminde daha fazla yer alacaktı. Obama Gazze'de fosfor bombalarının dumanları hala tüterken 1500 ölü ve 5000 yaralı ardından şu sözleri söyledi. İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyor. Ve uluslararası hukuku delerek devam etti. Kudüs, İsrail'in sonsuza kadar bölünmeyen başkenti olarak kalacak. Bu sözler şaşırtıcı değildi. Amerika'da başkan olmak, İsrail'e bağlılık yemini etmek demekti. Clinton döneminde Beyaz Saray danışmanı olan Siyonist düşüncenin ünlü savunucularından Abner Michner bir cümleyle Obama'yı özetleyecekti. Barack Obama, Amerika'nın ilk Yahudi başkanıdır. İsrail lobisinin Amerika'daki yayın organlarından Chicago Jewish News'un 24 Ekim 2008 tarihli haberi bu görüşü doğrulamıştı. Obama'yı Obama yapan Yahudilerdir. Obama'nın geçmişinde hangi taşı kaldırsanız altından Yahudiler çıkar. Obama'yı Amerika'nın ilk Yahudi başkanı yapan süreç Harvard Hukuk Fakültesi'nde başlamıştı. Martha Minow adındaki hocası onu Demokrat Parti içindeki Siyonistlerle tanıştırmıştı. Son 20 yıldır David Axelrod ve milyarder müteahhit Philip Klutznik tüm varlığıyla Obama'nın arkasında yer almıştı. Obama 2006'da senatörlük kampanyası sırasında ilk iş İsrail'i ziyaret edecekti. Bu ziyarette Chicago Büyükşehir Yahudi Federasyonu'nun önde gelen isimleri ona eşlik edeceklerdi. Ziyaretin ardından Obama'nın sponsorlar ağı daha da genişledi. Obama'nın Illinois'da kampanyasını yürüten James Brown, "O İsrail'in ateşli bir savuncusudur" diyerek manşetlere girdi. Obama bir keresinde Filistin-İsrail ilişkileri konusunda iki devletli bir çözümden söz edince kıyamet koptu. Siyonist Yahudilerin tepkilerini yumuşatma görevi yine James Brown'a düştü. Basın sözcüsü gazetelere şu demeci verecekti. Obama böylesi bir çözümün gerçekleşebilmesi için Filistin'den o denli imkansız tavizler istiyor ki nasıl olsa bu asla gerçekleşmeyecek bir projedir. Basın kampanyası boyunca Obama hiç ezilen halklardan söz etmedi. Bir daha Filistin'i ağzına bile almadı. Amerikan halkı medya makinesinin yönlendirmesi sonucu Obama'da değişimi ve umudu görmüştü. Bakın Obama Beyaz Saray'a nasıl bir yenilik sundu. Irak 3'e bölünmeli. Yahudi lobisinin önemli isimlerinden olan Biden, Senato'da Irak Savaşı'nın en ateşli savunucusuydu. Irak'ta tek çözümün Irak'ın bölünmesi olduğunu savunuyordu. Irak etnik ve dini temele dayalı olarak 3'e bölünecek ve her bölüm gevşek bir federasyonla Bağdat'ta merkezi yönetime bağlanacaktı. Beyaz Saray'da bir başka önemli isim Rahm Emanuel'di. Silahlanma harcamaları düşürülmeyecek. Rahm Emanuel Beyaz Saray'da kabineden sorumlu olacaktı. Yeni dönemde en yetkili siyasilerden biri. Emanuel Bush döneminde Amerikan Kongresi'nde katı bir İsrail yanlısı olarak ün yapmıştı. 2003 Haziran ayında Bush'u İsrail'i yeterince desteklememekle suçlayan bir mektuba imza atmıştı.
silah sanayinde önemli icraatları vardı. Obama yönetiminin silahlanmaya karşı olan gruplardan uzak duracağını üstüne basa basa söylüyordu. Bir başka isim Ulusal Güvenlik Danışmanı General James Johnston. Kudüs'e NATO gücü konuşlandırılmalı. Emekli Orgeneral James Jones, NATO'nun Avrupa kanadının eski komutanıydı. Batı Şeria'ya NATO gücü konuşlandırılmasını teklif eden isimdi. Orgeneral James Jones'un yakın çalışma arkadaşı John Brennan, Beyaz Saray'da terör baş danışmanı olarak göreve başladı. Basında Irak'ta işkenceleri destekleyen beyanlarıyla tanınmıştı. İşte Obama, Beyaz Saray'da bu isimlerle işe başladı. Obama yönetiminde Amerika'nın katıldığı ilk uluslararası toplantı 45. Münih Güvenlik Konferansı'ydı ve tanıştırdığımız isimler ve muharip kadro tüm heybetiyle oradaydı. Yeni dünyayı düzenleyenlerin her yıl bir araya geldiği Münih Güvenlik Konferansı'na Amerika'yı 2 numaralı isim Başkan Yardımcısı Joseph Biden temsil etti. Yanında Ulusal Güvenlik Danışmanı General James Jones, Pakistan ve Afganistan Özel Temsilcisi Richard Holbrooke, Akdeniz'den Afganistan'a kadar uzanan bölgedeki Amerikan güçlerinin komutanı General David Petraeus da vardı. Obamalı yeni yönetim yeni dönemde spotların Irak'tan çekilip Afganistan'a çevrileceğini müjdeliyordu. Afganistan'daki Amerikan askerleri yakın gelecekte iki katına çıkarılacaktı. Afganistan, Orta Asya'nın kalbi, enerjinin merkezi, İran'ın doğusu, Çin'in batısıydı. Irak kan içinde yerde yatarken, İran ve Çin, Afganistan'ın iki yakası, 2009 hedefleri arasındaydı. Gelelim yine Amerikan yönetiminin Türkiye'ye ilişkin ilk beyanlarına. Obama ve yardımcısı Biden, seçim kampanyası sırasında Yunan cemaatine bir mektup yolladı. CNN'in haberine göre mektup, Amerikan politikalarının istikrarına kanıttı. Yeni lider ve yardımcısı Yunan lobisine değişmez Amerikan politikalarını hatırlatmaktaydı. Obama ve Biden, Yunan asıllı Amerikalıların Amerika'ya yaptığı katkılara büyük saygı duymaktadırlar. Obama başkan olduğunda Kıbrıs'ta politik çözüm için liderlik özelliğini başarıyla sergileyecektir. Kıbrıs konusunda yapılan politik anlaşma, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki işgaline son verecektir. Amerikalı düşünür Noam Chomsky şöyle diyordu. Yeni yönetim, vitrinde birlik, değişim, umut gibi kulağa hoş gelen söylemler kullanırken, arka planda Bush dönemi politikalarına devam edecekti. Yeni dünya düzeni isteyenler işleri oluruna bırakamazdı. Derin dünya devleti geçen yüzyılın başından beri dünya hakimiyeti için çalışmaktaydı. Neydi yeni dünya düzeni? Tek dünya devleti isteyenler kimlerdi? Bugün dünya küresel bir finans çetesi tarafından yönetilmektedir. 29 Temmuz 1921'de New York'ta kurulan Dış İlişkiler Konseyi tek dünya devletini hedeflemektedir. Ünlü Rothschild'ler de Rockefeller de kurucu üyesidir. Tüm Amerikan başkanları, finans kuruluşlarını yönetenler, Dünya Bankası'nın başına geçirilenler, Birleşmiş Milletleri yönlendirenler Dış İlişkiler Konseyi ile bağlantılıdır. Kissinger'da, Holbrooke'da, baba oğul Bush'larda, Clinton'da, Kennedy'de, Obama'da adamlarıdır. Yeni dünya düzeni en tepedekilerin kurguladığı bir düzendir.
İstenen tek kültürlü, tek hukuklu, tek ordulu, tek bayraklı, tek dinli bir dünya devletidir. Bu devlet masonik bir yapı tarafından yönetilecektir. Dünyanın en büyük din şirketi bu küresel elitin ağındadır ve bunlardan en zengin 200'ü kararları verir. Bu 200 şirket Dünya Bankası vasıtasıyla her ülkede bankacılık kesimini güçlendirir. Ulus devletleri finans çetesinin çıkarları doğrultusunda posaya çevirirler. Uluslararası mali örgütler mesela para fonu iyileştirme programları adı altında yüzlerce milyon insanı yoksullaştırır, özelleştirmelerle işsiz bırakır ve ulusları felç eder. Türkiye dahil dünyanın 70 ülkesi borç batağında kıvranmaktadır. Bu ülkeler ekonomileri üzerindeki tüm denetimi kaybetmişlerdir. Para fonuna, IMF'ye boyun eğmeyenler kara listededirler. Bakın Fransız Le Monde Diplomatik Mart 1994'te ne diyor? Çok uluslu tekeller, ekonomik düzeni özelleştirme dalgasıyla dağıtarak yeni bir faaliyet sahası buluyorlar. Bugün küresel kriz olarak adlandırılan tekelci sermaye oyunu ilkin 1930'larda dünyayı sallamıştı. O zaman çeşitli ülkelerde devlet şirketleri, kuruluşları satın almıştı. Bugün de aynı şey yapıyor. Sonra özel sermaye grupları kurtarılmış şirketleri ele geçirdi. Elektrik, gaz, madenler, hava yolları, telekomünikasyon, bankalar ve sigorta şirketleri satıldı. Küresel çete bunlara el koyarken bir tek şeye dikkat ediyordu. Ülkede olan biteni en çabuk görecek olan işçi sınıfı hareketsiz kalmalıydı. Sosyal devlet saldırı ve baskı altında olmalıydı ve bunun için bazı yöntemlere ihtiyaç vardı. Amerikan halkı o yöntemlerden birine 1950'li yıllarda şahit oldu. 30'lu yılların kriz dalgaları sürerken 2. Dünya Savaşı'na girilmişti. Savaşın sonunda 40 yıl sürecek bir soğuk savaş dönemi başlayacak. Batı dünyası komünizm korkusuyla yönetilecekti. Amerikan Başkanı Truman'ın ünlü doktrini komünizmle mücadele esaslıydı ve Amerika'ya bu mücadelede destek veren ülkeler mükafatlandırılacaktı. Amerikan halkı komünizmle savaş doğrultusunda tek düşünceye odaklandırılacaklardı. Bırakın işçilerin ve yoksul halkın sendikalarda, partilerde örgütlenmesi, iki kişinin telefonda konuşması bile imkansız olacaktı. Çünkü Wisconsin'den bir senatör, McCarthy, elinde 200 kişilik komünist listesiyle ortaya çıkacak ve Amerikan halkında izi hiç silinmeyecek bir korku toplumu yaratacaktı. Ancak soruşturmayla zulmetme arasında çok ince bir çizgi vardır. Ve Wisconsin'li senatör bu çizgiyi defalarca aşmıştır. Ayrılığı ihanetle karıştırmamalıyız. Suçlamanın kanıt olmadığını ve mahkumiyetin yasal kanıta bağlı olduğunu asla unutmamalıyız. Birbirimizden korkarak yaşamayacağız. Tarihimizi ve doktrinimizi unutmayıp korkunun bizi bir mantıksızlık dönemine sürüklemesine izin vermeyeceğiz. Unutmayın ki bizim atalarımız korkak değillerdi. Cumhuriyetçi Parti'nin Wisconsin senatörü Joseph McCarthy, 9 Şubat 1950'de elinde Komünist Parti'ye üye olduklarını iddia ettiği 205 kişinin listesiyle basının karşısına çıktı. İşte devlet dairelerine sızan komünistlerin listesi diye bağırıyordu. Elinde askerlerin, sanatçıların, bilim adamlarının, Hollywood yıldızlarının isimlerini içeren bir liste vardı. Liste bir süre sonra 50 kişiye indirildi. 4 yıl süren soruşturma sonucu listedeki kimsenin suçu ispat edilemedi. McCarthy'nin hışmına uğrayanlar arasında Einstein, Orson Welles, Bertolt Brecht, Charlie Chaplin, Arthur Miller, Paul Robeson gibi Amerikan toplumunun yetiştirdiği önemli değerler vardı. Evet, ben akrabalarımın hareketleri yüzünden yargılanıyorsam çocuklarımdan da beni ihbar etmeleri mi istedim? Onlar da babalarına yapıştırılan bu etiketten yargılanacak mı yani? Arkadaşlarına filan
babalarının neden bir güvenlik tehdidi olduğunu açıklamaları mı gerekecek? Eğer kuruldan çıkan... Amerikan Hava Kuvvetleri'nde görevli Milo Radulovic, babasının sol düşünceleri nedeniyle soruşturmaya uğrayanlardandı. İstifaya zorlanmıştı. Detroit'te avukatlık yaptı. 32 yıl boyunca adaletin asla bu davadaki kadar komediyle ve beceriksizlikle uygulanışına tanıklık etmedim. Böyle saçma bir şey görmedim. Babanın suçunu oğlun çekmemesi gerektiğine inanıyoruz. O suç kanıtlansa bile ki burada öyle bir şey yok. McCarthy zulmüne ait soruşturma kayıtları 50 yıl sonra gün ışığına çıktığında George Clooney'nin yaptığı bu film gibi birçok filme konu olacaktı. İyi Geceler, İyi Şanslar adlı film o dönemde CBS'te çalışan ünlü bir gazetecinin cadı avıyla mücadelesini konu alıyor. Senatör McCarthy'nin yöntemlerini eleştiren ya da karşı çıkan herkes komünist olmalıdır. Gelecek hafta ülkemiz için daha önemli meseleleri ele almak ümidiyle. İyi akşamlar ve iyi şanslar. Kolombiya Yayıncılık Sistemi'nin eğitsel yönetmeni Bay Edward Murrow bir semboldür. Murrow komünistleri ve hainleri tek tek açığa çıkarmaya cüret eden, herkese doğrudan saldıran çakal sürüsünün lideri ve en akıllısıdır. Bu durumda bir gerçeği belirtmek zorundayım. Bay Edward Murrow bundan 20 yıl kadar önce komünist dava için yapılan propagandalarla yer almıştı. Örneğin müdür vekili olduğu Uluslararası Eğitim Enstitüsü'nde bir Sovyet kuruluşu tarafından, normalde Rus gizli polisi tarafından yapılan bir işi yapması için temsilci olarak seçilmişti. Bay Murrow, DSİ üyesi olduğunu kendisi de kabul etmiştir. Bu dava Amerika'nın kırılma noktasıdır. Amerikan aydınları McCarthy döneminin izlerini hala taşımaktadır. Bu vatana ihanet yasamızın sözüdür. Oldukça ağır bir sözdür. Bu davada herkes suçlu ilan edilmiş ve suçlu olmadığını ispata zorlanmıştır. Diğer yandan Bay Murrow düşmanlarımıza rahatlık veriyorsa, Kolombiya Yayıncılık Sistemi tarafından milyonlarca Amerikalının evine sokulmamalı. Ve şuna emin olun, beni hiçbiri caydıramaz. Davadan suçsuz kurtulmanın tek yolu 10 komünisti ihbar etmektir. Kayserili bir Ermeni olan Elia Kazan gibi bazıları Hollywood'un birçok değerli ismini listeleyerek kendilerini üne ve paraya kavuşturmuşlardır. Arkadaşları Avrupa'ya kaçmış, işlerini kaybetmiş, bazıları intihar etmişlerdir. Artık Amerika'nın beynine yer etmiş bir korku vardır. Murrow ve bir grup gazeteci McCarthy döneminin acımasız baskılarına karşı mücadele ettiler. Sonunda McCarthy hakkında bir soruşturma başlatmayı başardılar. Ama zafere ulaştıkları anda işlerini kaybettiler. Yukarılardan gelen baskılar sonucu sponsorları desteği çekti. CBS patronu daha hafif programlar önerdi. İnsanlar eğlenmek istiyordu. İnsanlar bundan keyif almak istiyor. Yurttaşlık bilgisi istemiyorlar. Ve bizden eğlence isteyen iş ortaklarımıza yardımcı oluyorum. Ayrıca ruhsatımızı korumak için senin meydan okuduğun o politikacılarla savaşıyorum. Ne yapmak istiyorsun Bill? Haftalık bir program olmayacak ve salı akşamları yayınlanmayacak. George Clooney yönetmenliğinde 2005 yılında medyayı ve onu kontrol edenleri protesto için siyah beyaz çekilen film şu sözlerle başlıyor. Bugün varlıklı, zengin, rahat ve kendimizden hoşnutuz. Tatsız ve can sıkıcı enformasyona karşı alerjimiz var. Açıyorum. Okay.
Yeni biri gelmiş, güzel bir çocuk ama Stalin olsan tak tak. Tabii o ve niye bunu yapıyor? Sen hiç beğenmiyorsun. Hayır, hiçbir şey. Bence de mi? Derya'nın söylediği şey kabalık olarak görüyor. Derya Hanım, ben size şimdi kalkıp bu kadar şey söylemeseydim ailenizde bunun gelenek olduğunu bilmiyorduk. Bence Derya Hanım onu da anlamadı ya. Ha, hoş geldin. Hani sinirlenip bir şeyler söylemesini bekledim. Kışkırttım ki. Yapabileceğini yaptı. Hiçbir emek yoktu. Bakalım. Bu araç eğlendirmek, oyalamak ve izole etmekten başka işe yaramıyorsa televizyon artık sarsılmaya başlamıştır ve yakında bütün mücadelenin kaybedildiğini göreceğiz demektir. Bu araç öğretebilir, insanı aydınlatabilir ve hatta ilham verebilir. Ama bunu sadece insanlar televizyonu o yönde kullanmaya kararlıysa yapabilir. Aksi takdirde sadece bir kutudaki kablolardan ve ışıklardan ibarettir. İyi akşamlar ve iyi şanslar. 1950'lerin Amerika'sında CBS patronu Paley biraz da eğlendirin demişti. Murrow tarihe geçen mücadelesinin ardından işsiz ve kenarda kaldı. Yeni dünya düzeni bütün ağırlığıyla Amerikalının üzerine çökecekti. Artık sadece yarışmalar, diziler, spor, yemek ve müzik programları ekranı kaplayacaktı. Nasıl, tanıdık mı? Benzer sözleri hep duyuyorum. Bu ekmek kavgası sürüp giderken biraz da rahatlamak ve kimin ne yemek yapıp nasıl azarlandığını izlemek, bol bol dedikodu dinlemek, dertlerden biraz olsun bizi uzaklaştırmaz mı? Ya da hangi kutudan kaç para çıkacağını, kimin hayatının kurtulacağını izlemek, ya da hangi emekli beyin nasıl bir mal varlığıyla evlilik yarışına girdiğiyle dalga geçmek, biraz olsun beynimizdeki uykuya son vermez mi? Bunlar değilse kederle sarılı bir aile, köşklerde yaşanan dramlar, bir hanım ağanın hayatı, mafyanın cazibesi, zengin ama çok mutsuz bir aile ya da Hollywood'dan seçmeler, bunalmış ev kadınları ya da Şehir ve Seks dizisinin fettan kızları, bol Hristiyan soslu bir film, kanlı bir gerilim, satanistler ve hayaletler, olmadı bir boks maçı ve gece biter. Sabah size gösterilmeyen haberlerde Rusya'nın çevre ülkelerle ortak savunma anlaşması yaptığı vardı. Kırgızistan'da Amerikan üssü kapatılmıştı. Biz doğumuzda olan biteni bilemeyiz. Basın yayın organları batıya endekslidir. Ama doğuda önemli gelişmeler var. Hem de dünyanın düzensizliğine çare olacak kadar büyük gelişmeler. İyi geceler efendim ve iyi sabahlar. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. And I will execute faithfully the president office of president of the United States. The office of president of the United States faithfully. And will to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Help me go. Congratulations, Mr. President.